%92'si deprem bölgesinde oturuyor. Peki bu, yani hep şeyi konuşuyoruz. Bir deli bir kuyuya bir taşı atmış, 40 akıllı çıkartamıyoruz bunu. Bu kadar fay hattının olduğu deprem bölgesi olan bir yere biz betonarme binaları niye kurduk ve kurmaya devam ediyoruz? Türkiye'de meydana gelen depremler, büyükleri aldım, çok çok küçük de var ama 39 yani betonarmenin Türkiye'ye girişiyle başlayan süreç ve 99 Bolu Düzce depremiyle beraber toplam rakamımız 70.486 kaybımız var depremde. Betonarmenin ülkemize girdikten sonraki kaybı. Ve yıla bölerseniz her yıl 1100 ortalama insan kaybediyoruz. Yani bu demektir ki 99'dan 23 yıl oldu, 23.000 hazır mevtamız var. Yani ben biraz kulağa su kaçırmış olayım diye söylüyorum üstüne basa basa. Ama yanlış yöne doğru gidiyoruz. İnşallah döneriz. Yani felaket geliyorum diyor, biz hala ilgilenmiyoruz. Biz bu 50 milyar doları kaybetmek zorunda mıyız? Olmadan niye tedbir alamıyoruz? Bunu Türkiye'ye yayarsanız milyonlarca, milyarlarca kayıp demek. Ama tınmıyoruz. Şöyle bakarsak 39'dan 99'a kadar yaklaşık 70 bin kayıp vermişiz arkadaşlar. 70 bin kayıp. İşte deprem büyüklüklerini görüyorsunuz. 7.9, 7, 7.2, 6.9 gibi. Ve bölersek de 60 yıla ortalama her yıl 1100 kayıp veriyoruz arkadaşlar. Yani biz 99-2000 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadığımızı varsayarsak, bu yüzdeyle de gidersek yaklaşık 20 bin ölü vereceğimiz aşikardır istatistik veri olarak. Ama biz yine de öleceğimizi bile bile devam ediyoruz. Onun için bu haritayı hepimiz gözümüzün önünde 99'daki yaşadığımız sıkıntılardan sonra. Türkiye'de meydana gelen depremleri de aldım. İşte 39'dan bu yana büyük depremler tabii olanlar. Böldüğünüzde 70 bin kişi kayıpmış toplamda ve yıla böldüğünüzde her yıl ortalama 1100 ölümüz var. Bunun müsebbibi hepimiziz. Bunu önce bir kafamızın bir yanına yazalım. Yani biz artık ahşap ev teknolojisine geçmemiz gerekiyor. Niye geçmemiz gerekiyor'un bir maddesi bu. Yılda 1100, yani bir Covid çıktı, hepimizi evlere kapattık. Çok olağanüstü durum. Biz her yıl bile bile 1100 kişi kaybedeceğiz. Yani 99'dan bu yana deprem olmadı, büyük deprem. 22 yıl, yani 22 bin mevkamız hazır arkadaşlar. Bu sen, ben, burada gelirin yarısı yokuz. Ona göre planlamalarımızı yapacağız. 99'dan iki tane atasözü hatırlıyoruz. Biri deprem öldürmez, bina öldürürdü. Bir de deprem anında kapı eşiklerine saklanın denirdi hatırlıyorsanız eğer. Kapı eşiklerine saklanma olayı ahşap bina için geçerlidir. Sakın ha betonarmede oturuyorsa insanlar kapı eşiklerine saklanmasınlar. Öyle bir kapı eşiği taşıma imkanı yok. Çünkü bir katın ağırlığı 100 ton. 100 tonu kapı eşiğinin saklan, yani kapının kasasının kurtarma imkanı yok insanları. O yüzden daha farklı yaşam üçgenleri yakalamamız lazım betonarme içinde. Deprem öldürmez, bina öldürür konusundaki binayı biraz açmak istiyoruz. Şimdi yapılan araştırmalardan ben de alarak geldim. 1999'da Erzincan 7.9 büyüklüğünde 32.962 ve en sonunda 99'daki Gölcük depremi ve arkasından Düzce depremi ile 7.4 ve 7.2 idi galiba veya 6.9'du. 17.127 diye benim raporumdan alınma adetler. Hı hı. Totali de alırsak bu 60 yıllık süre içinde, yani betonun ülkemizde en çok kullanıldığı dönem, daha önce de ufak ufak kullanılmış ama son 60 yılı alırsak 99'a kadar 70.491 kayıp vermişiz depremde. Bunu biz 60 yıla bölersek her yıl 1174 kişi kaybediyoruz. İstatistikimiz de böyle. Yani güne bölersek de günde 3 kişi. Bakın bir pandemi çıktı. Pandemi yüzünden her yeri kilitledik değil mi? İnsanları evden çıkarmadık ki ölüm olmasın diye. Peki biz depremde öleceğimizi biliyoruz. Her yıl 1174 kişi öldüreceğiz. Çünkü iyileşme olmadı. Başkanlarım çok güzel anlattı. 23 yıl yaşadık. 23 yılda bu iyileşmeyi yapamadık maalesef. Bu halde gidersek yapamayacağız. O halde bu bina konusunu biraz dönüştürmemiz gerekli. Yani kentsel dönüşümlerde sadece bina yenileme yapıyoruz. Malzemeyi değiştirerek acaba ahşaba dönemez miyiz bu dönüşümlerde? Ben ortaya bir fikir atmış olayım. Niye ahşaba dönemeyiz? Dönemiyoruz. Dünyayı örnek alırsak dünyada şu an 15-18 katlara kadar ahşap binalar yapılıyor.
Bu arsayı da bölersek yüz ölçümüne %1.4 yapıyor. Bunu Türkiye açısından da yaptığınızda %1-1.5 aralığı çıkıyor. Yani İstanbul harici biz şehirlerin %1.5'unu planlayamıyoruz. Eğer planlarsak tek kat ve iki kat bina yapısına geçersek biz bu depremden tüm halkımızı kurtaracağız. Aslında çok açık bir veri bu. Yani niye yapamıyoruz? Önümüzde işte orman arazisi, tarım arazisi gibi arazi sıkıntıları çıkıyor. Peki bakalım orman arazimiz %28, tarım arazimiz 30'larda. Geriye kalan %42'yi ne yapıyoruz? O zaman bu %1.5'u bu 42'den çıkartalım bir şekilde. Vazgeçtim 1.5'u. Bir mahalle yapalım. İnsanların artık depremde dışarıya değil, binanın içine kaçacağı binalar yapalım. Ahşap binalar bunlara örnektir. Benzeri bir fay hattı Kaliforniya bölgesinde olduğu söyleniyor. Birebir benzer bir hat. %99 oranında ahşap konut sisteminde oturuluyor. Bu bize bir şey anlatmalı bence. Yani 23 sene geçmiş hala ahşap konut sistemini konuşmuyorsak bence bir yerlerde hata yapıyoruz. Aslında öyle değil. Bakın 4 tane maddesi var. Diyor ki tasarruf et. Tasarruf edebileceğin bir bina yapabildiysen eğer, yani ısıtma soğutmadan tasarruf edebiliyor musun? Ahşap deliyorsun. Yapımıyla ilgili enerjiden tasarruf edebiliyor musun? Ahşap deliyorsun. Karbon salınımıyla ilgili tasarruf edebiliyor musun? Ahşap deliyorsun. Gibi ahşabın buradaki özellikleri fersah fersah yukarıda. Tekrar kullan. Betonarmeyi tekrar kullanma imkanımız var mı ki onu yıkmak zaten başı başına bir enerji ve maliyet gerektiriyor. Dönüştür. Yani bu ürünü burada kullandık. Başka bir yerde başka bir şekilde kullanabilir miyiz? Yani ben ahşap bina yaptım, bunu dönüştüreceğim. Söktüm lambirlerini, döşemelerini, kirişlerini, kolonlarını, yat yaptım. Ben yapabilirim. Bu işin mühendisiyim çünkü. Mümkün. Yani ahşabı dönüştürerek başka bir malzeme yapabilirsiniz. %100'ünü bir de. Bir de 4. maddesi yenilenebilir ve çevre dostu olana öncelik tanı. Peki betona mı öncelik tanıyacağız, ahşaba mı? Bakın yeşil bina için 4 tane madde isteniyor. 4'ü de ahşapta var, betonda yok. Biz kafaları artık yavaş yavaş değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Bu depremden başka şekilde kurtulabileceğimize ben inanmıyorum. Depremde ölüm oranı 0'a yakındır. Bununla ilgili mesela ahşap binalar test edilir. Yani simülasyon değil. Bayağı 7 katlı binayı bir deprem platformunun üzerine kuruyor. Japonya Kobe'de yapılıyor bu deprem testleri. Ve altına 7.5-8 şiddetinde deprem veriliyor. Bina sallanıyor. Bunun videoları var, eğitimlerde de kullanıyoruz. Bu binada tek bir çatlak olmuyor. 7 katlı bina kurularak yapılıyor. Birebir bina ölçülerinde. Şu an dünyada dediğim gibi 15-18 katlı binalar yapılıyor. Tabii bizim bildiğimiz buradaki dağda bayırda gördüğümüz böyle çürümüş vesaire kötü ahşaplar, yani betonarmenin gece kondusu dediğimiz ürünlerin de ahşapla gece konduları var. Onlar değil tabii, teknik yapılmış malzemelerden bahsediyoruz. CLT dediğimiz kontramasif panelle duvarların tamamen dolu olduğu teknolojiyle 15 katlar 18 katlar şu anda yapılmış durumda. 85 metre yüksekliğe kadar binalar yapılmış durumda ve şu an Çin'in en büyük bir projesi var, 350 metre test edilecek. Yani gökdelen de yapılabiliyor ama benim en başta söylediğim Türk insanının beklentisi gökdelen değil. Biz araziye yayılmamız lazım. Arazimizin yettiğini de biraz önce anlatmış oldum.